Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Evet, kaldığımız yerden Warhammer 3 İblis Prensimize devam ediyoruz. Şimdi, evet, bir sorunuz bitti ama bir başka sorun başladı. Çariçe var şimdi karşımızda, Katarin var. O Katarin var ya, bilmiyorum da çok güçlü görünüyor bu bölgede. Sınır oluşturmuş durumda yani. Kaosu ilerletmiyor burada resmen. Kaos bu tarafta takılmış kalmış durumda. E burada imparatorluk var. Yani ilerleyen zamanda ona da uğraşacağız ama öncelikle öncelikli sorunumuz Çariçe eee gerçekten bu sarayı 11 bölgesi var. Güç dengesinde ben daha güçlüyüm ama gene de korkuyorum bundan. Her an her şey olacak gibi. aslında bazılarıyla anlaşıp da yani bazıları anlaşıp da beraber mi saldırsak dedim de şeyle ile falan. Gerçi Archeon hedeflerimizden bir tanesi. Oyunu bitirmek için bunu yok etmeliyiz ama. E, şimdilik anlaştık. En azından. E, şu anlık. Bu şekilde devam edebiliriz. İlerleyen zamanlarda ne yapacağımıza karar veririz dostlarım. Tamam şimdi sağlam bir ordu gerekiyor bize. Sağlam bir ordu yapacağız ki. E, Çayır Çayır karşı bir önlem almış olalım. Zaten diğer ordumuz da geliyor. Biliyorsunuz bu ordumuz da gelecek yardıma. Ee, şimdi yapacağım saldırıda yağmalayarak gideceğim bu sefer. Yağmalayacağım için de orduları çok daha güçlü yapmayı planlıyorum. Bu sefer. Ee, yıldırım çarpmasına vermişiz. Korn birimlerini bakın masrafı azaltıyormuş. Sıra neşte var. Korn da var. Abi ne ararsan var bu orduda. Ee, şimdi. Şimdi şimdi. Genelde şimdi kovan birlikleri basacağım için buna şundan başlayabiliriz. Şu anlık toplardan basmayı planlıyorum. Hemen top binasını yapalım. O da burada. Kafa topu. Kafa tası topu varmış. Onu yapmak istiyorum arkadaşlar. En azından menzilli bir e, birimlerimiz olsun ki bu kisleve karşı bir avantajımız olsun. Yakın saldırı silah gücü güzel. Ona vermişiz. Tamam. Silah gücü bonusu. Burada verilecek bir şey var mı? Heh, şu daha iyi. Ona ver. Sen de böyle kabiliyet vereceksin. Sonrasında buna veriyorsun. Tamam. Evet seviye atlayan çok birliklerimiz var. Bunun yıldırım çarpmasından önce şunu yapalım önce bir. Ha, Bunu da açmaya devam ediyorum. Güzel bakım masrafını en azından biraz da olsa düşürmüş olduk hiç yoktansa. Bu da 14. seviye olmuş. Bunda ben şimdi neye vereceğim? Talim özelliğine mi devam edeyim? Yok buradan bir şey verelim. Ee, alan bazlı rüzgarların güçlendirilmesi. Bu neymiş böyle? Çağırma gezeneği. Onu geç. Bu da iki tane şey çıkartıyor. Bunu biliyoruz. Mavi dehşet birimi çağırıyor. Bu alan bazlık derece menzilli hasarı, temel menzilli hasarı veriyormuş. Genelde şeylere veriyor işte. Bunun gibi şeyler var ya, şunlara veriyor. Ee, mavi dehşetlere öyle bonuslar veriyor. Bizde başka bir şey yok yani. Bir tek şey toplara ver ki şey verebilir. Kafatası toplarına menzilli hasarı, zırh derece hasarı verebilir. He güç dolumu yüzde yüz altmış. Mavi dehşet birimi. Hadi bunu açalım bari. Onu hiç olmazsa kullanabiliriz en azından. Şunları da yapmaya başlayalım artık yavaş yavaş. İhtiyacımız var. Evet artık orduları yavaştan basabiliyoruz. şimdi bunları aktaracaktım. O arada ordu basmaya devam edelim. Şunları basmaya devam edelim. Tamam mı? Sonrasında Hatta yukarıdaki adam geliyor. Okey. Burada yapılacak bir şey var mı diye bakıyorum son kez. Gelir getirmenin kontrol getiriyor. Burada kontrole ihtiyaç şu anlık yok gibi. Bunu arttırabilirsin. Uzak kalan bölgelerdeki şeyleri geliştirelim evlerimizi. Hiç olmazsa oradan biraz da olsa para kazanmış oluruz. Şunu da 4000 istiyorsun. Hadi geliştir bakalım. Orası da belki lazım olabilir. Burada bakıyorum gelişecek bir şey var mı diye garnizon varmış da o garnizona ihtiyaç yok aslında o tarafta. Bunu artık yapmama gerek var mı? Şimdilik kalsın. Bakarız duruma göre. Bu da kontrol veriyor. Bir kontrol yapalım burada. Sorun çıkmasın. Evet bunları şimdi şöyle yapıyoruz. Nerede bu bölge? Burada. O da burada. Ha, buraya garnizon lazım arkadaşlar. Buradan çünkü herhangi bir saldırı gelebilir karşı taraftan. Yani ne olacağı belli olmaz. Ben gene önlemimi aldım. Burayı büyütelim. Tamam mı? O şekilde önlemimizi aldık. Başka bir şey yok. O zaman devam ediyoruz. Bir tek bildirim yayınlama gelmiş. Hemen şöyle bildiri daha doğrusu. Büyüme veriyorum. Bir de tamam bir şey geçelim sonra bakalım. Kıyafetlerine bakacağım bunu eşyalarına. Neler gelmiş neler gitmiş. Evet dünya seyahatlarına herkes saldırıyor. Yani ha, müttefikim savaş ilan etmiş. Hmm. Onların da müttefikleri var. Maalesef girmek zorundayız yanında. Mütefiksiz olmuyor bu oyun. Zaten bizim dostumuz çok fazla olmayacaktır. Bu topraklara geldiğimizde çoğu bize savaş ilanında bulunacaktır. O yüzden şimdiden kabul ediyorum hepsini. Bakalım. Kafada bir değişiklik var. Bayağı değişiklik var aslında. Hangisi gelmiş? Göstermiyor ama çünkü bayağıdan beri bakmıyorum. Bunda ne var? Güç çağrı can puanı var. %5 liderlik artı 5. Aynısı burada var arkadaşlar. Yıkım ee, kaynaması özelliği varmış. 13 büyük gücü istiyor. Aslında e, bunu kullanabilirim. Başka ne var? Zırh var. Canı azalıyor. Canla zırh veren varsa alabilirim. Bariyer puanı var. Can azaltıyor. Girdap veriyor. 15 büyü gücü. Son dönüşümü geç. Hmm. Bak bu güzel. Ziksel direnç falan veriyor da. Yakın dövüş falan arttırıyor. Liderlik azaltıyor fakat. Güzel. Şey de veriyor. Okkam'ın keskin aklı. Biliyorsunuz bu silah hasarını %50 Zırt eli silah sarılı, %50 arttıran bir büyüdür. Kendisi çok da fazla büyü istemez. Gayet güzel arkadaşlar. O zaman onu kullanacağız. Bu da aynı... Yok daha iyi şey oluyor bunda. Hmm. Yakında bir saldırı. Savunma. Savunma daha çok çoğaltıyor. Saldırıyı mı çoğaltıyor? Anlamadım. Saldırıyı çoğaltıyor bu. Gövdemizde... Oyun gitti arkadaşlar. Bir saniye. Evet dostlar tekrar geldik oyuna. Şimdi aslında e, Korn'un da güzel başlıkları var. Bu da kafaları var. E, hücum bonusunu arttırıyor. Bayağı bir arttırıyor. Yakın saldırıyı arttırıyor. Temel silah hasarı %5 arttırıyormuş. Yani Korn şey bunlar ya. E, kaos'un kendi şeyi. Dozlaşması. E, bu başlıklar da böyle. Şu şekilde. Bu şekilde. Şöyle var. Kornu bunlar arkadaşlar. Bunlar da yakın saldırı falan veriyormuş. Çılgınlık özelliği veriyor ayrıyetten. Kan alemi. Ha sağlık puanı tazeleme özelliği veriyor şey mesela şu. Bunu yapalım. Güzel. Sağlık puanı tazeleme özelliği güzeldir arkadaşlar. Onu kullanırız hiç olmazsa. Başka var mı onun gibi? Öfkeli dop dolu var. bak bu da bayağı bir arttırıyor yalnız. Ama şey daha güzel. Canının çoğalması çok daha iyi. O yüzden böyle kalsın. Kanatlarda çok fazla kanat gelmiş. Ee, bariyer puanı vardı bunda herhalde. Çok 100 bariyer puanı veriyor bu. Hmm. Bu ne? Setteki tüm hediyeleri al. Ha, set. Aa bu setmiş. Peki öyle set var mı? Kornum var mı? Korn diyorum şeyin. Kaosum var. Bu hangisi? Değişim silahları diyor. Sol. Gövde var. Bir de el silahı var bunda. He, bu farklı bak. Kanat da farklı. Kanat hangisiymiş acaba? Kanatta kol. Kanatlar. Şeytani kuyruk. Sıra neşanı. Bakım sana neş Yetiştirme geç. O güzel değil. Bu neymiş? Kaos savaş. Bariyer veriyor. Genelde orduya verilen şeyler. Geç onlara. Bu kendine versin her zaman. Ben orduya şey bonus istemiyorum. Şu anlık çünkü belli bir ordumuz olmadığı için. ilerleyen zamanda belki işimize yarayabilir. Ama şu anlık işimize yaramıyor arkadaşlar. Bu şimdi bariyer puanı verdiği için ben aldım. Uğur kurtarışı verdiği için almıştım. Ee, daha iyisi şu anlık görünmüyor baktığımız zaman. Eğer can puanı tazeleme veriyorsa alabilirim. Öyle bir şey varsa. İlla şurada Nurgle'da olması lazım böyle bir şeyin. Pestilan çürümesi veriyor. Geç. Büyü veren var. Yok can çoğalması bundan gelmiyor. Tamam neyse. Kola bakalım şimdi. 20 zırh veriyormuş. Ee, silah sarı bonus veriyor hariyetten bu Bence şu anlık en güzeli bu Hiç onu değiştirmeyelim Bu da setmiş Mühimmat zinç mavi dehşetleri Geç bunu Sağ kol Sağ kol sağ kol hangisi var şimdi bunda? Bu var. Mavi dehşetleri veriyor bana. Şu var. Bunda şey zırh daha fazla oluyor. Pas febası geliyor. Aşırı büyü yapma. Kara büyü var. Pas febası. 15'te zırh var. Zırh olması bence daha iyi. Zırh olsun çünkü çok e, yer alıyoruz savaşlarda görüyorsunuz. Evet bundan bunun farkı ne bu zırhlı bu saldırı daha iyi. Set de veriyormuş pençeli bacaklar. Bir bakayım bu olsa seti yapsak nasıl olur? Harp ka, e, kafa olmaz yok kafayı alamayız kafayı değiştiremeyiz. Bu sıra bakma kafayı değiştiremeyiz. Ee, şu gelmiş, şu gelmiş. Art 50 diyor. Yılansı kuyruk. Şey veriyor. Zırh veriyor. Hadi bu olsun. Silahlarda değişen pek fazla bir şey yok gibi. O yüzden çok ellemeyeceğim. Bu biraz daha iyi vuruyor gibi ama ee, şey vermiyor. Rüzgar büyücü vermiyor. Tamam şimdilik böyle kalsın dostlarım. Asa var mı böyle? Kargı var. Da kalkan olması daha iyi bence. Öyle kalsın. Evet orduları falan bastık. Ee, orduları falan bastık. Şimdi de şöyle ilerlemeye devam edeceğim. Kisteve doğru. Çünkü onlara artık saldıracağız. Ama Tabii ki hazır olmalıyız. Şu Kavatos toplarını basmadan e, girmek de istemiyorum. Yani birkaç tur bekleyebiliriz. O arada şu deniz savaşlarını yapalım madem. Burada gelmedi maalesef. Burada bir savaş var. Git onu yap gelsen. Diğer ordumuz da gelsin. Burada ordu falan basar. Sen de böyle gel. Burada beklersin. Devam ediyoruz. Evet, konfederasyon kurmuşlar. Rek toprakları ulu diyar. Bu kötü haber bizim için. Şimdi biz ee, tam olarak ne yapacağız burada? Önce aşağı ineceğiz. Topları basmak için. Sen de devam et bakalım. İnşallah bir savaş vardır burada ya. Oğlum artık savaş çıksın lütfen. Artık bir savaş bulmak istiyorum denizlerde. O rekt toprakları bu taraftan girişiyorlar. Ee, bu biraz kötü oldu bizim için. Yardıma gitsem mi? En azından şu düşmanlarımızı yok edebiliriz. Rag toprakları var. Bunlar var. Ee, Bretonya var. O da buradan her an gelebilir. Yani öyle bir düşmanla çevirdik etrafını. Önce şu şarit şeyi alabilsek? Rahatlayacağım. Ama şu an bir sorun bizim için almak onu yani. Hem de büyük bir sorun. Evet bir turktan sonra artık basmaya başlayabiliriz. Ee, orduları al gülüm ver gülüm yapalım. Mesela şunları falan başka orduya aktarmak istiyorum en azından. Rütbeleri var. Boşuna yok etmeyelim. Yani bir ordu daha çıkartabilirim herhalde. Öyle görünüyor. Saldırı yaparken çok iyi bir saldırı yapmalıyız. Yoksa durum vahim arkadaşlar. Yoksa durum vahim yani. Ya şunu çok güçlendireceğiz tamam mı? Veyahut da sadece bundan oluşan bir ordu yapacağız. Çöp, bordu yaparız. O da bize yardıma gelir sürekli. Yani Birilerinin bize yardım etmesi lazım. Yoksa durum gerçekten vahim. Ee, oraya gidemem. Çünkü önüm kapalı. Bakarsınız imparatorluk falan bir anda saldırı verir. Sonra rezil olmasın o grupta. Şunları bir geliştir bakalım. Burası neresiydi? Kışlık odunun yanı. Hmm. Ya, burada bir şey varmış ama. Tehlikeli Burası hayır değil. Yok buraya direkt şöyle verebilirim. Bak burada da böyle bir şey varmış. Korn. Üret bakalım korndan. Daha fazla gelir. 2000. Para yok. Üzgünüm. Param yok. Evet. Büyücülerimiz geldi. Ona yaralanmıştı biliyorsunuz en son. Amma büyük görünüyor onun şey ya. Kocaman. Acaba bunun en büyük şey mi geldi? Bir dakika. Şu vardı. Bu gelmiş. Olabilir mi acaba? Bilmiyorum. Bayağı büyük görünüyor yalnız. Bu kadar büyük görünmüyordu savaş alanında. Ne yalan söyleyeyim. Ya da bize öyle geldi. Bilemiyorum. Hemen dönüyorsun geri. Bir an önce ordu basmamız gerekiyor. Hemen gel bakalım. Evet şeyler geldi. Toplarımız geldi. Bakalım. Ne kadarmış? Kan Mabedi değil. Gelmedi mi ya? Nasıl? Daha gelmedi. Okey. oho biz bunları beklersek ölürüz lan burada. Terk edilmiş Kan Mabedi geldi. Kan Mabedi çok işe yaramıyor. Savaş arabası var ya ondan bahsediyor da bir tane olduğu için Çok sevmiyorum. Ya şunlar gelse iyi olacaktı da. Mühimmatları kaç? 12. Fena değiller. Ateş ve büyülü saldırısı var Mühimmatında. 275 bakım masrafı görünüyor. İyi yani. Çok da yüksek değil baktığınız zaman. Ve param yok. <laughs> İşin garibi para bana kalmadı yani. Şimdi bazı özel bekleri iptal edeceğim. Mesela şunlarla benim işim yok. Eee şu anlık bak arkadaşlar o yüzden atıyorum bunu Onun yerine bir tane büyücü gelecek Bu ne büyücüsü ooo bu lazım bize özellikle bu lazım 1-2 ee, Şunu başkasına verelim de rütbesi var Yazık günah Tamam sen şimdi o zaman e, düşmana artık saldırıya geçelim Beklersek çok fazla bekleyeceğiz Boşuna beklemeyelim e, En azından şu atılları da basalım da Bu atıllar benim çok işime yarayacak Oğlum para nasıl yok ya Bir şey iptal et olmazsa ben bunu bekleyemem İptal et Ben onu bekleyemem yani Kusura bakma Ready to win now. Tamam ordu yaktırırız. Böyle baştan geldi. Şunu aktarırız. Bazı birlikleri iptal edelim gerekiyorsa. Ona göre hatta şunlar işe yaramıyor. Boşuna kıldırmasın. Bakın masrafı yaratıyorlar sürekli. Şunlar iyi. Aa, o güzel değildi. O yüzden iptal ettim onu. Bu da güzel. Kalsın. Bu şekilde devam edebiliriz en azından. Evet şimdi arkadaşlar Ordu basmadan bunlara bence Saldırmak lazım artık Burası bir kale ee, Yavaştan Bak bunlar da geliyor güzel Güzel şeyler de geliyor ee, Arkeon da geliyor Bence tam şu an Saldırma zamanı Arkeon geliyor arkadaşlar Arkeon geliyorsa burası rahatlayacaktır Hemen bir saldırıya başlayalım Gerçi şuna bir Ordu aktarmam gerekiyor öncelikle Aa, full musun sende? Bir tane boşluk yerim var. Sen şimdi şunu alıyorsun. Hatta şöyle yapıyoruz. Tamam mı? Şu leş birlikleri iptal ediyoruz. Böyle birlikler artık ihtiyaç yok. Sana ben şu atları versem. Üç tane. Bir tane bana bunları ver. Şöyle gel bakalım. Burası neresi? Farklı bir yer değil mi? Evet. Tamam. Bu orduya geldin. Okey. Şu üçünü iptal et. Olmazsa bunun yerine bir özel birlik yaparız. Aa, özel birliklerimiz vardı. He, Bunları yap yapmak lazım artık. Bunları artık yapmak gerekiyor. Bu ordu nasıl? Ya bu ordu tamam. Bu ordu tamam. Gerekiyorsa değişimi şöyle yaparız. Şu atlardan birkaç tane ben buraya alırım. İki tane. İki tane bunda bulunsun. E, yani ordu güzel. orada ellemeyeceğim. Hatta şuraya gel bakalım. Değişim yapalım orada. Daha sonra saldırıya başladım artık yavaş yavaş. Middle yok edilmiş. Güzel bir haber. Ee, şimdi Boris Lakta. Boris varmış bak burada. Evet Arkeon geliyorsun. Buna lan. Var ya buraya saldırır arkadaşlar. Alır da. Bunlar da düşmanlar. O da ilerliyor. Arkeon da ilerliyor bu taraftan. Onu biliyoruz da onu gördük de. Bunlar ne yapıyor? Orada bir yardım gerekebilir. Ya yani bu, bir... burada zayet almışız. Neyse önemli değil de. Şöyle bir yer Şimdi kardeşim ben sana ordu vereceğim. Senin şeyin yok yalnız. Sıra neşleri basarız olmazsa. Şu ikisini al. Bana şu ikisini ver. Bir tane böyle ver bana. Tamam Hatta şöyle al sen. Evet bu şekilde güzel oldu. Şunları değiştirelim. İğrenç bunlar arkadaşlar ya. Onları ben kabul etmiyorum. Ee, da ne basacağız yerine? Hadi şimdilik kalsın. İlerleyen zamanda şey yap, özel birlik falan koyarız. Böyle gel bakalım sen. Ya saldıracağım da. Ama nasıl saldıracağım? Çok tehlikeli, çok tehlikeli operasyon. Bakalım. Burası ne durumda? Garnizonu var da gene de çok da yok gibi yani. Buraya bir yardım. Aşağıdan birisi gelse ya yukarısına da ihtiyacımız var. İşte bayağı bir ortalık karıştı. Oraya kim gidecek? Keşke buraya saldırırsa. Bakalım ne yapacak? ona göre şey yaparız. Evet. Yok abi buna saldırmayacak bu şey. Ee, Arkeon. Arkeon nereye gittiğini onu bilmiyorum bak. Göremedim de. Aslında Arkeon'u alsak iyi olacak. Hani görmek istiyorum ben nereye gittiğini. Bir savunma ittifak yapsak iyi olacak. Göreyim abi adamı. Şu anlık bunu yaptım daha sonra saldırır. Sorun yok da. Ya Arkeon. Sen misin değilsin Neredesin abi sen Daha demin Bu tarafta bir yerde seni ben görmüştüm <laughs> Geberdin mi acaba O da olabilir Yani şu an görünmüyor Galiba öldü Arkean orada Kötü olmuş artık nasıl bir ordu Geldisi karşına Bilemiyorum Baya kötü olmuş. Ya yani çok büyük ordusu yok. Archeon'un maalesef. Bu kadar da küçük ordu beklemiyordum Archeon'dan Nedense çok büyük bir ordusu yok. Onu anlayamadım yani. Bu da aşağı Nereye iniyor? Şuraya Prak'a gelmeye çalışıyorsun. Yanlış gidiyorsun kardeşim. Oraya gidilmez. Sen nereye gidiyorsun? Buraya doğru gidiyorsun. Cehennem çukurunu boş bıraktılar. Aslında bu bir fırsattır. Hemen onu değerlendirmek lazım. Burası benim bölgem. Burası onun bölgesi. Onun bölgesi benim bölgem. Tamam, burada bekliyorsun tamam mı? Biraz sonra saldırıya geçeceğiz arkadaşlar. Haydi gazamız mübarek olsun. CRM çukurunu aldım direkt önce. Daha sonra buraya alacağım. Öyle ilerlemeye devam edeceğiz. Bakalım ilerleyebilecek miyiz? Şimdi önlem için arkadaşlar burada bir tane ee, komutan iletiştireceğim. Bir tane şey yapalım zinc yapalım sert böyle büyücü olsun buradan yavaştan şöyle bir sağlam birlikler yetiştirsen 280 diyor 239 korndan başla şöyle sağlam birliklere ama öyle gidelim Evet, şimdi Arkeon da geliyor. Buradan da geliyor? Güzel. Ee, şey şöyle gördük bir tane ordusunu. Buradan bir ordu geliyor. Nezan şey Arkeon'u bana yerleri göstermiş oluyor hiç olmazsa. Buradan gelmen iyi oldu. Belki buradan devam edip burayı temizleyebilirsin. Belli mi olur? Şimdi Cehennem Çukuru'na saldırıya başlayacağız ama tabi savaşı şöyle ilan etmek istiyorum ben. Archeon tarafından ilan edeceğim. Aynen bu sarayı deyip biraz da para talep edebilirim. 3200 veriyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar, bu sarayı savaşımız artık başlamıştır. Bayağı bir e, meşakkatli bir savaş başlayacak artık bundan sonra. Bakalım hayatta kalabilecek miyiz? Şimdi ark ark diyesin geldi. E, İblis prens'e hemen bir ordu vereceğim. Daha doğrusu birkaç tane özel birlik vereceğim. Bunun kendi büyüleri var da gerekli mi acaba? Şunu mu yapsam? Bunun da büyüleri var Hep, hepsini ben aynı yapmak istemiyorum ya Bir tane şunu yapalım Hatta bu büyü yapabiliyor sonuçta Büyücümüz de var 3 tane yapma şansım varmış toplamda Çok böyle Şunlardan gitmek istemiyorum şu anlık ee, Şunlardan bir tanesini yapsak mı Acaba dedim Bunlar da iyidir Zırhı yok ama yakın saldırısı falan çok güçlü Şunlarla beraber yaparsak. Kıl payı mı? Düşük diyor şeyi ama. Nerede hep ok, okları var ellerinde. Şunu baştan çıkarsak birini. Öyle katil verdi. Evet burayı işgal edeceğiz. Bunun seviyesi yüksek çünkü. talanla bayağı para geliyor ama yok bunu yapmıyoruz tabii ki. Şimdi zinç Nurgle yaptık mı burada? Yaptık herhalde Nurgle. Olması lazım. Corn var. Sıraneş var. Hepsi var ya. Nurgle yok herhalde. Nurgle yapalım burada. da. Hmm, bak Nurgle yumurtası varmış. Güzel. Tarikatçı yerleşim bölgesi mesela. Burası şeyin ya. Skavenlerin ya. Nurgle'a daha yatkın oldukları için. Onun binası, özel binası var. Güzel. Dördüncü seviye bu arada burası. Beş değilmiş. O biraz kötü oldu. Ama sorun yok. Garnizon çok düşük yalnız burada. Bu ne? Yozlaşma veriyor. Ee, önce burayı büyütelim. Daha sonra şey yaparız garnizon falan koyarız. O şekilde devam ederiz. Evet. Şunlara devam ediyoruz. Tamam. Güzel. Burayı aldık bir. İkincisi bu tarafa şimdi saldıracağız. Etrafımız şu an temiz gibi. Diğer or ordu yardıma gelsin kaçsın daha sonrasında. Onu yukarı göndereceğim. Bunu niye zayiat alıyoruz ya? Ne alaka? Hayret bir şey. Burayı yağmalayabiliriz arkadaşlar. 4900 bereket versin. İnşallah biri saldırmaz. Gerçi saldıramaz herhalde. Nasıl zayıt alabiliyorsun ya? Ne alaka? Şuraya baksana be Allah aşkına. Heh. Sıkıntı yok gibi. Burası ana bölge. Sıra neş yap. Ha, bundan mı ayrıldın? Keşke bunu ayrılmasaydın ya. Sen bu kadar devam ediyorsun. Şuradan diyorum bir saldırı olur mu acaba diye baktım da. Hani aşağıdan da olabilir sonuçta. Ama orada orada basıyoruz. Sorun yok. Şunlara devam et. Evet devam edelim. şimdi önümüze çıkan bir ordu yok ama bu ordular ya buraya niye saldırmıyorsun? Yönlendiremiyorum da. Yani şu ordular şuna gelse en azından bir yıpratsa benim işim yarar da işte. Kesin bu bana saldıracak biliyorum bana saldıracağını. Ona bence güçlü bir ordu göndermek daha iyi olacaktır. Yani şu orduyu ona gönderelim. Ordu gitsin, ordu benle gelsin. Pusu atabilir miyiz acaba? Bakalım üzerime gelecek misin? puanlarını sonra veririz. Kalsın şimdilik böyle. Eğer saldırmazsa burayı bırakırsa devam edeceğim buradan yağmalamaya. Onun için öyle yaptım. Burada da büyük bir ordu var gibi. Çok da büyük olmasa da yine de fena değil ordusu. Şunlara devam ediyorum. Evet. Hadi bakalım. Prag ana bölge. Dördüncü seviye. dördüncü hmm, seviye olması kötü oldu. Burayı yağmalayalım gerekiyorsa. Artık biraz çünkü paraya ihtiyacım var. Ben bir tek 5. seviye olan yerleri yanmadan genelde. Hemen büyüme yapalım burada. Hızlıca büyüsün. Evet altın mühür kılıç gelecekmiş. Ya da şan şan gelsin abi. Altın mühür kılıç çok kötü ya. Kar kötü olamaz. Bu denizlere çıktı. Hayret. Neyse biz pusu kurarak gelirim de beni görmesin. Şöyle. Eksilerdeyiz. Evet bu biraz kötü oldu. Şimdi burada ordusu var. Aslında nasıl yapsak bilemedim. Şöyle bir tuzak kursak yüzde 45. Daha iyi bir olasılık var mı? 45'te kaldı. Bir tuzak kurmayı deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir yaklaşsın bakalım. Yaklaştımı görsünler. Bakalım ne olacak? Ne yapacaklar? Şöyle bir yağmalasak aslında olur da. Da yağmalayacak ordu yok. Ama şimdi ben garnizon olsun diye böyle koydum. Onun için koydum. Bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar şimdi şu an bana şey lazım para lazım Arkeon çok mantıklı davrandı burada <laughs> Ordusu direkt kafa attı arkadaşlarım Ha zayıf attı Çarışı de burada ama Yine yenildi sonuçta Kaybetti Bu ordu ya şey mi saldırmış Ajan mı saldırdı galiba Elimiş ama Tamam anlayamadım Şimdi çarı biraz sıkışmadı aslında Garnizon çok kalabalık oraya kapattı kendini Bilerek o da her şeyin farkında. O yüzden. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Bakalım. Yıldırım çarpmamız var biliyorsunuz. Yıldırım çarpması yaparak öndeki ordu yok ederiz. Sorun değil bizim için. Hatta yok edip bir geri çekileceğim. Veya bakalım duruma göre. Dur. Oo. Burada niye zayet alıyoruz ya? Ne alaka? Yoldan gidiyoruz. Yola bak da bak Zayiat gösteriyor hayret <laughs> dışarı çıkartalım bakalım nasıl olacak bir öyle göreyim önce bence bunu dışarı çıkartalım dostlarım bir kişi eksik mi bizde niye öyle alabiliyoruz ordu alabiliyor musunuz hayret. Dışarı çıkartalım düşmanı. Evet düşman çok kalabalık bu arada. Baya büyük bir savaş ve şeyi de fazla. Büyü de fazla bizden. Ya yani sonuçta karşımızda çariçe var biliyorsunuz. Dikkatli olmalıyız. Ne kadar? 2000'e kadar şey yapabiliyorum. Daha hani para etmiyor ki. 4 <laughs> tane alabilir sözde ama ona para etmez. Böyle 500'lük falan yok ki. Yani. Hepsi 1500'den başlıyor. 1300'den başlıyor. Keşke daha fazla olsa. En azından bir tane alabilirim ya. 1800 şu olmaz o, zayıf. 3400 çok pahalı. 2250. 2550 mi? Buna ya. Atlı okçuları alabilirim. Bak bunlar belki işime yarayabilirler Bunlar var. Ha. Bunlar da güzel. Bak burada kimseyi kaybetmiyorum. Böyle yaptığımda. Ha, hepsi de okçu bunların ya. Bir de onunla uğraşacağız. Çok ödüm bölümü yapsam. Vallahi hiç uğraşmak istemiyorum şu an var ya. Şimdi bu savaşı atlarım çok. Atlı okçularım çok. Silah var. Herkes menzilli. Yap böyle. Uğraşamayacağım. İkmal yapalım. 9000 geldi. Kaybedecektim illa ki ben yani alırım savaşı ama birim kaybedecektim öyle duruyordu yani. Onları çünkü o kadar büyük orduyla karşılaşırsam illa ki ordu kaybedecektim. O yüzden böyle bir şey yaptım. Direkt işgal gelebiliyor ama tanan edeceğimi ben demiştim burada 22 bin geliyor arkadaşlar. Şimdi işgal et. Burada şimdi ne var? Ee, yukarıda Nurgle, Sranesh Zinç yapabiliriz burayı. Şöyle bir şey yapalım. Tamam. Düşmanın artık bir kuvveti bu tarafta kalmadı. Bir dengelere bakalım. Baya düşmesi lazım düşmanın kuvvet olarak. Aynen. Artık kucağımız oturdu yani resmen. <laughs> Pek fazla gücü kalmadı. Yani bunu değerlendirmek lazım şimdi artık. Hemen hızlı bir şekilde saldırmak gerekiyor. Özel birlik versem direkt dalsam nasıl olur? Burada da bir ordu yapıyorsun. Veya ordu yapmaya devam edebiliriz. Menzili birlikler var mı burada? Kornda yok ki. Ne, ne bulacağım burada? Hiçbir şey bulamam. Şunun baya bakım masrafı az. En azından böyle şeyler basarak orduyu biraz daha çoğaltabilirim. Biraz da olsa. Burada büyüme yap. Evet dostlar burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.